Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size çekim modlarından bahsedeceğim. Çekim modları kameramızın mod kaldıranında simgelerle ve harflerle gösterilir. Bu kaldıranı kullanmak istediğimiz simgeye getirdiğimiz zaman arkadaşlar çekim modumuzu belirleriz. Peki neden bu kadar çok fazla seçenek var ve farklı çekim modları ne işimize yarar? Fotoğraflarımızda ışığı dengelemeye yani pozlamaya arkadaşlar, diyafram, ISO, ensantene gibi değerleri belirlemeye, bu belirlediğimiz değerlerden hangilerini kendimizin kontrol edeceğine, hangilerinin kontrolünü kameraya bırakmak istediğimizde, yapacağımız çekim türünün özelliklerine göre anı yakalama lüksümüzün olup olmadığına ve elde edeceğimiz sonuçlara göre çekim modlarımızı belirleriz arkadaşlar. Çekim modları da ikiye ayrılır arkadaşlar. Bir ileri çekim modları yani yaratıcı çekim modları, iki basit çekim modları yani sahne modları. Eğer fotoğrafçılığa başladıysanız arkadaşlar, yaratıcılığınızı ve fikirlerinizi çektiğiniz fotoğraflara da göstermek istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle arkadaşlar ileri çekim modlarını kullanmanız gerekiyor. Peki program moduyla arkadaşlar başlayalım. Program modu arkadaşlar çekim mod kaldıranında P harfi ile gösterilir. İleri çekim modları içinde program modu arkadaşlar fotoğraf makinesine en fazla görevin düştüğü mod program modudur. Yani nasıl? Program modunu seçtiğiniz zaman fotoğraf makinesi size bütün değerleri gösterir arkadaşlar. Yani siz bu gösterilen değerler üzerinde oynamak istediğiniz zaman pozlama değişkenliği üzerinden oynarsınız ve değiştirirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda pozlama değişkenliği üzerinden siz ISO ayarını, beyaz ayarını ve flash ayarını da yapabilirsiniz. Program modunu arkadaşlar fotoğrafçılığa yeni başlayan insanlar için öneririz. Yani fotoğrafçılığa yeni başlayan insanlar program modunda elde ettikleri deneyim ve tecrübelerle veya yaptıkları pratikle arkadaşlar öbür çekim modlarını çok rahat kullanırlar. İkinci çekim modumuz arkadaşlar diyafram öncelikli mod. Fotoğraf makinemizin çekim mod kadrolarında A veya AV harfleriyle gösterilir. Burada biz diyafram değerini biz kendimiz belirlerken arkadaşlar ensantene ve ISO değerini fotoğraf makinemiz belirler arkadaşlar. Genelde fotoğraflarımızda alan derinliğini biz diyafram öncelikli mod sayesinde yakalarız arkadaşlar. Yani bir portre veya bir manzara çekimi çekeceğiniz zaman diyafram öncelikli modu kullanmanızı kullanırız arkadaşlar. Üçüncüsü ensantene öncelikli mod arkadaşlar. Fotoğraf makinemizde T, V veya S harfleriyle gösterilir. Ensantene değerini biz burada kendimiz belirlerken fotoğraf makinemiz diyafram ve ISO ayarını belirler arkadaşlar. Genelde ensantene öncelikli modda biz hareketli çekimleri yaparız arkadaşlar. Yani nedir? Koşan bir spor çekimlerde veya uçan bir kuşun çekiminde veya koşan bir insan çekimlerde genelde ensantene öncelikli modu kullanmayı tercih edin arkadaşlar. Üçüncüsü de, dördüncüsü de pardon, manuel mod arkadaşlar. Manuel mod arkadaşlar fotoğraf makinemizin çekim mod kaldıranında M harfiyle gösterilir. Manuel mod da arkadaşlar fotoğrafçıya en fazla görevin düştüğü mod manuel moddur arkadaşlar. Çünkü burada fotoğrafçı manuel modu kullandığı zaman bütün değerleri kendisi belirler. Yani diyafram değerini, ensantene hızını ve ISO ayarları, ISO değerini kesinlikle fotoğrafçı kendisi belirler. Genelde arkadaşlar stüdyo çekimlerinde kullanılan bir moddur ama eğer zamanınız varsa, eğer fotoğrafçılıkta çok da hızlı yol almak istiyorsanız kesinlikle başlamanız gereken mod da arkadaşlar manuel moddur. Neden? Manuel modda arkadaşlar kullandığınız zaman bütün değerlere hakim oluyorsunuz ve öbür çekim modlarını, ileri çekim modlarını kullandığınız zaman genelde zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. İleri çekim modları arkadaşlar gerçekten kullandığınız zaman yaratıcılığınızı, fikrinizi, her şeyinizi gösterebileceğiniz ve fotoğrafçılıkla ilerlemenizi sağlayan çekim modlarıdır. Basit çekim modlarını ben çok fazla insanların kullanmasını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ama kısaca anlatayım. Fotoğraf makinenizde genelde resimlerle gösterilen çekim modları basit çekim modlarıdır arkadaşlar. Bunları kısaca sıralayayım ben size. Portre modu kişi net çıkar, arka taraf bulanık çıkar arkadaşlar. Spor modu ensanteneyi yüksek tutup hızlı hareketleri dondurur. Makro mod istediğiniz obje ön plana çıkar, diyaframı çok aşmadan pozu dengeler. Manzara modu diyaframı olağanüstü kısarak alanı netleştirir. Gece çekim ışık miktarını yeterli olmadığı ortamlarda tercih edilen moddur arkadaşlar. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar.